Ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Kemket 7 Temel Eğitimine devam etmekteyiz. Ee, proses e, akış diyagramı oluştururken en önemli birimlerin proses üniteleri olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Örneğin reaktörler, işte pompalar, ayrıştırıcılar, distilasyon kolonları. Bu bölümde de bu videoda da e, pompalarla ilgili e, bir simülasyon gerçekleştirmek istiyoruz. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Endüstride kullanılan soğutma kulelerinde kullanan bir pompa için operasyonel olarak şartlar verilmiş. Örneğin suyun besleme sıcaklığı 25 santigrat derece, yani pompaya ve bir atmosferik basınçta besleniyor. Akış hızı 350 metrik ton bölü saat, çıkıştaki basıncı yani suyun soğutma suyunun 2,5 atmosferik basınç. Pompanın çalışma verimliliği %75 olarak. Bu tipik bir endüstriyel olarak bir pompa tasarımı arkadaşlar. Şimdi biz Kemkette bu e, pompanın simülasyonunu gerçekleştirmek istiyoruz arkadaşlar. Kemkete gidiyoruz, ee, yeni bir e, çalışma alanı açıyoruz. Bunun için önce besleme akımını seçiyoruz ve daha sonra pompadan çıkış yani ürün dediğimiz e, çıkış akımını seçiyoruz. E, daha sonra e, pompa ekliyoruz arkadaşlar. Ee, şu pompe eklemek istiyorum daha uygun gibi. Sağ tıklıyoruz. Ee, şu şekildeki pump yani 5. Beş numaralı pompayı ekliyoruz arkadaşlar. Zaten e, şurada da gördünüz. E, sağ tıklayıp üzerine gittiğiniz zaman burada açıklama yapıyor. Ne yapıyor? Yani increase the pressure of the liquid. Yani sıvı Akışkanın basıncını arttıran bir ünite olarak tanımlanmış. Şimdi girdi akımını ne yapıyoruz arkadaşlar? Bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Çıktı akımının bağlantısını gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi birinci yani giriş akımını seçiyoruz. Giriş akımından önce e, formata gidiyoruz arkadaşlar. İşte engineering e, unit dediğimiz mühendislik birimlerinden di e, diyaloğunu açıyoruz. Metrik ifadesini seçiyoruz. Buradan kilogram ifadesini e, kilomol, e, libromol herhalde onunla yer değiştiriyoruz. Ve bar yani basıncı atmosferikle değiştirip OK diyoruz arkadaşlar. E, şimdi sıra geldi ne arkadaşlar? Select the component yani bu e, proses yani e, pompe için e, kullanacağımız e, komponent yani bileşeni türü seçeceğiz. Buraya seçiyoruz. Bizim burada kullanmak istediğimiz e, türü neydi arkadaşlar? Water diyoruz. Yani suyu kullanmak istiyoruz ve suyu e, seçiyoruz arkadaşlar bu e, pompa işlemi için. OK diyoruz. E, daha sonra görüyorsunuz böyle bir diyalog açılıyor. İşte thermodynamic Wizard dediğimiz. OK diyoruz. İşte burada K-Value işte dediği Vapor H-Value S-R-K olarak VAP, VA, V-A-P olarak seçilmiş. H yani Entalpi hesaplama içinde de r seçilmiş. Okey diyoruz arkadaşlar. Sonra açılan diyalogda tekrar Okey diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi besleme akımının özelliklerini belirlemeye arkadaşlar. Edit the stream diyoruz. Stream name olarak water diyoruz arkadaşlar. diyelim Sıcaklığımız neydi arkadaşlar? 25 santigrat derece. Atmosferde bir atmosferik basınçtı. Ee, akış hızı neydi arkadaşlar? 35 tondu. Yani 35 bin kilogram bölü saat olarak belirliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi üniteye geliyoruz. Ee, Üniteyi Çift tıkladıktan sonra karşımıza açılan diyaloglar arkadaşlar. Şurada modda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dört tane olasılık var. Birincisinde diyor ki çıkış basıncını belirle diyor. İkincisi basınç artışını belirle. Üçüncüsünde karakteristik bir eşitlik diyor. Dördüncüsünde spesifik performans eğrisinden data gir diyor. Biz öncelikle yapmak istediğimiz arkadaşlar Birincisi yani çıkıştaki spesifik basıncı belirleyeceğiz. Neydi? 2.5 atmosferik basıncı yükseltilmesini istiyoruz. Burası tamam. Sonra Cost Estimation dediğimiz bu POMPAY için maliyet hesap yapmak istiyoruz arkadaşlar. Onun için burayı işaretliyoruz. Yani run the, e, the Costing Report After Calculating Unit dediğimiz yani simülasyon gerçekleştirdikten sonra bizim için maliyet hesabı yapacak. Ve okey diyoruz arkadaşlar. Şu anda ne yapmış olduk? E, simülasyonumuzu gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Onun için direkt olarak simülasyonumuzu ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Run işlemi. Ee, burada görüyorsunuz arkadaşlar herhangi bir error ve warnings yok. Ee, neyimiz gerçekleşmiş oldu arkadaşlar? Simülasyonumuz gerçekleşmiş oldu. Ee, report diyoruz. Ee, burada unit operasyonda select unit operasyon ee, pompa için rapor şimdi görüntülemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte çıkış basıncı 2.5 buçuk. Pardon, burada gördüğünüz gibi efficiency'yi 1 olarak belirledik. Bizim efficiency'miz ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 0.75 olması gerekiyordu. Tekrar bunu belirleyecek olursak, şurası 1 olarak hesaplanmış. Bizim 0.75 olarak okey diyoruz sonra tekrar simülasyonumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. simülasyonumuz gerçekleşti. Rapor kısmına giriyoruz. Unit operasyonlardan Selected operasyon. Tekrar görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu sefer çıkış iki buçuk atmosferik basınç. Verimlilik 0.75. Gerekli olan güç miktarı yani bir atmosferik basınçları iki çıkarmak için 1700 kilo kilokalori bölü saat. Eee işte head dediğimiz yani suyun kaldırılabileceği yüksekliği yani 15.55 metre civarında pompalar için bu bilinen bir özelliktir. Bunu gerçekleştirdiği işte 35.000 kilogram bölü saatte gerçekleşiyor. İşte basic pompa maliyeti 4.655 dolar. Basic yani temel motor maliyeti 427. E, gerekli olan maliyet 5082 e, yani bu pompanın alımı için e, bu pompanın e, sisteme installation gerçekleştirmesinin gerekli olan maliyet arkadaşlar 14229 dolar olarak belirlenmiş oldu arkadaşlar bu birinci kısımdı e, tekrar ikinci kısma gidiyoruz arkadaşlar tekrar çift tıklıyoruz bu sefer ben modu değiştirmek istiyorum Specific pressure increase yani bu sefer çıkıştaki basıncı değil de ne kadar basıncı ne kadar yükseltmek istediğimi seçiyorum basıncı ne kadar e, yükseltiyorum birden iki çıkarmak istiyorum yani bir buçuk atmosferik e, basınçlık bir yükselme gerçekleştirmek istiyorum diğer kalan bütün kısımlar aynı tekrar simülasyonumu gerçekleştiriyorum arkadaşlar görüyorsunuz herhangi bir, bir hatayla veya warning de almadık simülasyonumuz gerçekleşmiş oldu report yani rapor kısmına gidiyoruz. Şimdi operation'ı tekrar seçiyoruz. Gördüğünüz gibi basınç yükselmesi 1,5 atmosferik basınç, gerekli olan 1700 İşte maliyet birincisi de elbette aynı olması gerekiyor. Ve yakın çok yakın minimum hatayla gerçekleşiyor. Burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar çift tıklıyorum. Bu sefer 3. modu seçiyorum. Karakteristik bir e, denklem girmek istiyorum bu pompa hesabı için. Örneğin şöyle, yani delta p yani basınç yükselmesi eşittir a eksi a herhangi bir e, sabit sayı eksi b çarpı flowun karesi yani akış miktarının karesi. Burada a 2,5 atmosferik basınç, b dediğimiz e, atmosferik flow kare, İşte akış da flow da metreküp bölü saat cinsinden arkadaşlar. Ee, tekrar e, kemkede e, gidiyoruz arkadaşlar. A'mız neydi? 2.5'du arkadaşlar. B'miz neydi? 8 çarpı e eksi 006 idi. Bunu bu şekilde e, belirledik arkadaşlar. Diğer bütün kalan kısımlar aynı. Sadece burada ne yapmış olduk? Şuradaki denklemi belirlemiş olduk arkadaşlar burayı e, tabi atmosferik basınç yapıyoruz A, burası da neydi arkadaşlar metre şeyi tekrar bakacak olursak metreküp bölü saat arkadaşlar e, metreküp bölü saati buluyoruz metreküp bölü saat şimdi tamam olmuş oldu arkadaşlar bütün e, birimler Okey diyoruz ya yani şimdi simülasyonumuzu gerçekleştirebiliriz arkadaşlar Simülasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Run ifadesiyle tekrar ifade edecek olursak tamam simülasyon gerçekleşti. Tekrar rapora gidiyoruz. Unit operasyonlarını aynı şekilde, aynı işlemleri yapıyoruz. Evet. Şimdi pressure işte increase 2.5 yani e, gerçekleşmiş oldu. Yani e, bu sefer 1.5 değil 2.5 gerçekleşmiş oldu çıkışta. Gerekli olan güç miktarı 2823 ee, çıkıştaki peki e, hesaplanan e, sıvının basıncı ne arkadaşlar? 3.5 yaklaşık. Ee, yaklaşık da işte yükselme şeyi 25.81 metre. Yani bu girmiş olduğumuz denkleme göre bu sonucu vermiş oldu arkadaşlar. Yani 1 de sokarsak bu şartlar altında 3.5 metre e, pardon 3.5 atmosferik basıncı çıkarıyor ve e, suyu 25.81 metre kadar yükseltiyor. Aa, gerekli olan işte pompa pompa maliyeti 4821 dolar işte motor maliyeti toplam maliyet ve kurulum maliyeti ile beraber bu değerler için elde etmiş olduğumuz e, sonuç bu arkadaşlar. Şimdi tekrar sol çift tıklıyorum. Bu sefer dördüncü moda giriyorum arkadaşlar. Buraya da specific performance curve dediğimiz e, işlemi gerçekleştireceğiz. İşte burada ne var? Burada bakacak olursak görüyorsunuz arkadaşlar. Flow of metreküp bölü saat 175, 245, 315 175 245 315 ifadelerini giriyoruz arkadaşlar. 350 385 350 385 420 miydi? 420 ifadesi. Yani bunlar ee, akış e, miktarları için verimlilik yani ne kadar akışlar? 0.68, 0.83, 0.96. 68 83 96 arkadaşlar. Diğerleri 98 93 84 98, 93, 84, 0.84 yani e, suyun yükseltilme miktarları arkadaşlar 16.95, 16.5, 16.95 metre, 16.5 metre, 15.3, 14.4, 15.3, 14.4 ifadesi. 13.35, 11.85 13.35, 11.85 Peki bu değerleri nereden biliyoruz arkadaşlar? Bunları literatürden elde ettirmiş değerler. Bunlara her bir pompa ve bu pompada kullanılan türler için bu tür verilere ulaşmak mümkün arkadaşlar. Okey diyoruz ve tekrar simülasyonumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar bu pompa için. Evet simülasyon gerçekleşti. Tekrar rapor kısmına gidiyoruz. Unit operasyon diyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar bu sefer pressure increase dediğimiz e, basınçtaki artış 1.72 atmosferik basınç. Verimlilik arkadaşlar 0.38 olmuş oldu. Gerekli olan güç miktarı çıkıştaki e, e, suyun basıncı ve maliyet miktarları bu şekilde hesaplamış olduk arkadaşlar. Yani burada ne yapmış olduk? Bir pompa için tekrar çiftlikce çift çift olursak, 4 tane modda farklı hesaplama gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Kemkette var olan e, proses ünitelerinden bir tanesi için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.